Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağım uygulama Chatterpix. Chatterpix uygulamasıyla avatarlarımızı, fotoğraflarımızı konuşturabileceğiz. Kendi sesimizi kaydederek. Öncesinde Canva'dan bahsediyorum. Canva, fotoğraf, afiş ve logo uygulaması. Logo oluşturmak, afiş hazırlamak isterseniz Canva'yı kullanabilirsiniz. Tanıtımını videolarda ayrıntılı bir şekilde yaptım. Aynı şekilde kendinize özel avatar oluşturmak isterseniz Bitmoji nasıl kullanılır hepsini anlattım. Videolarda bulabilirsiniz. Şimdi gelelim Chatterpix'e. Chatterpix'i indirmek için öncelikle Play Store uygulamasına bir giriş yapalım. Arama yerine Chatterpix yazıyorsunuz ve karşınıza çıkacak ilk olarak. Ben zaten indirmiştim. Sizler de indirerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Hemen Chatterpix uygulamasına giriş yapalım. Tatlı bir girişi var Chatterpix'in. Welcome to Chatterpix. Uygulama açıldığı anda karşımıza fotoğraf çekme kısmı veya hazır olan fotoğraflardan galeriden ulaşabilme kısmı mevcut. Biz galeriden ilerleyeceğiz. Galeriye bastığımda benim galerimdeki fotoğraflar görünüyor. Aynı şekilde isterseniz fotoğraf çekebiliyorsunuz veya direkt galeriye giriş yapabiliyorsunuz. Ben buradan giriş yaptım. Herhangi bir fotoyu seçmek istiyorum. Mesela şu fotoğrafı ben konuşturmak isteyeceğim. Bunun için yapmanız gereken fotoğrafın üstüne basarak uygulama içerisinde açmanız. Şimdi buradan Next, bakın sağ üst tarafta zaten kendini belli ediyor. Next tuşuna basıyorsunuz. Ve konuşturmak istediğiniz kısmı parmak ucuyla bir kere dokunarak seçiyorsunuz. Bakın ağız kısmını seçtim. Konuştuğum anda buradan hareket edecek. Record in 3, evet, şu an kayıt yapacak. 1, go! Bakın deneme amaçlı yaptım. Şu an denememizi gösteriyorum sizlere. Burada konuşuyorsunuz. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Chatterpix. Bakın bu kadar basit. Bu işlemleri hallettikten sonra yine bakın hemen burada sağ tarafta mikrofona basarak sesinizi düzenleyebilirsiniz. Veya eğer işleminiz bu kadarsa sağ üstten Next'e basarak kaydetme işlemlerine geçebilirsiniz. Ancak kaydetmeden önce Chatterpix uygulaması size birçok özellik sunuyor. Bakın filtre veriyor. İstediğiniz filtreyi ekleyebiliyorsunuz. Burada birçok filtre var. Hoşunuza giden bir tanesini seçebilirsiniz. Ayrıca sticker ekleme özelliği de mevcut. Kendine özgü birkaç sticker var burada. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. Yine isterseniz çerçeve ekleyebiliyorsunuz avatarımıza. Bakın burada birçok çeşit var. Ve isterseniz yine üstüne yazı ekleyebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde yazıyorsunuz. Ve kaydedip yazınızı oluşturabilirsiniz. Tüm işlemler bittikten sonra sağ üst tarafta bulunan Next butonuna basarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Böyle bir ekran çıkıyor. Sol tarafta çöp kutusu var. Silebilirsiniz. Tekrar dinleyebilirsiniz. Burada konuşuyorsunuz. Herkes durdurabilir veya sağ taraftaki butondan kayıt edebilirsiniz. Uygulamada sadece avatar veya insan türü şeyler konuşturmuyorsunuz. Herhangi bir nesne, cisim, öğrencilerimizle yaparken mesela meyveleri konuşturmuştuk. Çok güzel bir etkinlik olmuştu. Sizler de bu tür etkinlikleri kullanabilirsiniz. Peki Chatterpix'e Bitmoji avatarı ekleyerek konuşturabilir misiniz? Evet. Videosunda anlattığım Bitmoji uygulamasını benim YouTube kanalımdaki videolardan bulabilirsiniz. Evet, öğrencilerimizle yaptığımız uygulamalar çok eğlenceliydi. Sizler de oluşturabilirsiniz. Tek yapacağınız Bitmoji'den avatar oluşturmak, ardından Chatterpix ile bu avatarı konuşturmak. Herhangi bir sorunuz varsa yorum olarak yapabilirsiniz. Anında dönüş yapmaya çalışacağım. Bu videomuz burada bitiyor. Görüşmek üzere.